Efendim bugün konuğum sol şeritte Umut Orhan. Kendisi Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı. Zaten öyleydi ama şimdi daha bir öyle. Niye onu sorayım, önce tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Seçildiniz, yeniden seçildiniz demiyorum. İlk defa böyle oylarla kesin bir şey oldu. Onun ayrıntısını alalım. Fakat Sosyalist Enternasyonel de çok enteresan şeyler oldu aynı zamanda. Onları da biraz dinlemek istiyorum. Kolombiya'dan, değil mi? Daha ayağınızın evet. tozuyla dün buraya geldiniz. Önce Sosyalist Enternasyonel'deki o seçimi bir görelim. Çünkü hem siz hem de CHP'den ve Kıbrıs'tan kimi yeni katılımlar oldu. Doğru, doğru. Öncelikle iki yıl görev yapmıştım ama Sayın Genel Başkan'ın yerine görev yapmıştım. Konseyde onaylanmıştı. O zaman iki sene evvel o görev değişikliği. Bu sefer ben aday olarak genel kurulda, yani dört yılda bir toplanan genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak ben gösterildim ve orada oy birliğiyle de seçildim. Hakikaten güzel bir duygu. Yani ve baktığınız zaman aslında böyle bir sonucun arkasına baktığınız zaman gerçekten şunu hissediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş 97 yıllık bir birikimi var, tecrübesi var, deneyimleri var, yapmış olduğu devrimler var, dünya tarihine bırakmış olduğu izler var, işte Cumhuriyet var, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti var. Yine geriye baktığım zaman 1976'da rahmetli Bülent Ecevit'in Sosyalist Enternasyonel'e başvuruşu ve o başvuruşu yaparken acaba Altıok'la Sosyalist Enternasyonel'in sosyal demokrasinin değerleri örtüşür mü, örtüşmez mi tartışmaları yıllarca sürmüş. Ama o zaman Sayın Ecevit büyük bir bana göre devrim kararında bir kurultay kararı almış ve Sosyalist Enternasyonel'e üye olma kararı almış. Ne yazık ki Sayın Ecevit Sosyalist Enternasyonel'de partimizi temsil edememiş çünkü 1980 darbesi gelmiş. Partimizi kapatmışlar. O dönemde yine rahmetli Erdal İnönü'nün Sosyalist Enternasyonel'de SHP'yi temsilen yapmış olduğu çalışmalar var. Daha sonra 2000'li yıllarda Sayın Deniz Baykal'ın çalışmaları var. 2010'dan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Yani baktığınız zaman hakikaten gerçekten arkada, hani bu mücadelenin, başarının arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü var. Çünkü bizler çalışırken, mücadele ederken ilçe başkanlarımızla, kadın gençlik kollarımızla, onlarla sürekli olarak işte arıyorlar, uyarıyorlar, eleştiriyorlar, Suriye'ye dikkat diyorlar, PYD diyorlar, aman Ermenistan diyorlar, Kürt konusu diyorlar. Olumlu olumsuz gerçekten onların heyecanı, onların duygularını biz aslında yani bu bir bütün, öyle bakmak lazım. Ve ben de bunu gerçekten hissederek orada partimi ve ülkemi temsil etmeye çalışıyorum. Bu dönem benim açımdan ikinci önemli bir başarı oldu. O da kadın kollarının, yani Sosyalist Enternasyonel kadın diyoruz onlara. Onların başkanları da bizim yönetim kurulumuzda aynı zamanda, yani ana kademede. Ve son bir yıldır orada bir Yunanistan'ın yerine bizim girebilme ihtimalimizden bahsediyordu. Onu da yani bu yıl içerisinde pekiştirdik. Orada da bence çok güzel bir sonuç aldık. Yani şöyle güzel bir sonuç aldık. Bir kere ilk defa Türkiye Sosyalist Enternasyonel Kadın'da başkan yardımcısı, daha evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kolları genel başkanlığı yapan değerli arkadaşım Hilal Dokuzcan o göreve seçildi. Kendisini de tebrik etmiş olalım buradan. Beraberdik onunla, beraber geldik, beraber gittik. İkinci bir şey bence çok önemli. Yani biz hep diyoruz ki partimiz öz evlatlarına sahip çıksın, gençlerine sahip çıksın, kadınlarına sahip çıksın. Hilal Başkan 3,5 yıl görev yaptı, şu anda bir görevi yoktu. Ben bu konuyu hem Sayın Genel Başkan'la hem Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse'yle de görüştüm. Ve yani bu konuda Hilal Hanım'ın daha belki tecrübelerinin orada faydalı olması konusunda onlar da bir görüş birliği oldu. Aslında kadın kolları olarak bir bütün olarak, yani bugünkü başkan Sayın Fatma Köse ve bir önceki başkan Sayın Hilal Dokuzcan bir kadın kolları dayanışması içerisinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni orada temsil ediyorlar. Bu da aslında bana göre
hem öz evlatlarımıza sahip çıkmak hem de yani bir rekabet değil bir dayanışma anlayışı açısından yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından bence son derece önemli bir karar oldu ve önemli bir de sonuç oldu. İyi olmuş gerçekten ama öbür yandan da doğrusu şu beni biraz şaşırtıyor. Yani Sosyalist Enternasyonel'de görev alanların aynı zamanda partide görev almış olmamaları da artık bu nasıl bir sonuçtan çıkıyorsa onu herhalde parti değerlendirir ama bir tenakuz, bir çelişki gibi geliyor bana. Belki de değildir bilmiyorum ama bana kalırsa. Yani, yani Türkiye'deki siyaset yani o ayrı bir oturum konuşuluğu yaparız onu ama yani sonuçta bizler makama, mevkiye, işte ne bileyim etikete, işte rütbeye sizler açısından önemli olmayabilir ama yani sonuçta oradaki insanlar bu soruyu sorabilirler yani kendilerinde. İki gelişme daha var, onu da hemen söyleyeyim. Olur. Siz bahsettiniz, bence önemli bizim kardeş vatanımız. Ben son 4 yıldır etik komisyonda görev yapıyorum. Hı-hı. Yani üyeliklerin değerlendirildiği, üyeliklerin çıkartıldığı veya yeni üye alındığı. Orada bu son 3 sene içerisinde bundan 2 yıl önce yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni tam üye yapmıştık. Yani hı-hı, benim dönemimde oldu. O benim için bir mutluluktu. Bu genel kurulda da Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın önceki genel başkanı olduğu Toplumcu Demokrasi Partisi'ni biz tam üye yaptık. Burada şunu da söylemek isterim. Yıllarca hani Türkiye Yunanistan komşu olsa da işte dış politikada hala şu anda da biliyorsunuz bazı gerilimler var ama biz mesela Sosyalist Enternasyonel'de Yunanlı kardeş partimizle işte Papandreou ve partisiyle ve Türkiye olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece büyük bir dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Hemen hemen her konuda ve şunu söylemek isterim buradan. Sayın Papandreou iki kardeş yani ülkemizde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki iki kardeş partimizin tam üye olmasında en az benim kadar rol oynadı ve en az benim kadar sevindi diyebilirim. Bu da benim açımdan buna şahit olmak bir dayanışma Sosyalist Enternasyonel çatısında hakikaten güzel bir şey. Gerçekten de yani Bay Papandreou'nun hele rahmetli İsmail Cem zamanında beraber onların yaptıkları o Ege'yi adeta bir barış denizi haline getirecek tasarıları keşke devam edebilse, daha hızlı olabilse ve şimdiki gibi de hep Türkiye'nin aleyhine çalışmasa doğru, bu işe. Doğru. Aslında tabii burada şunu görüyorsunuz yani o uluslararası platformlarda onu görüyoruz. Yani şimdi Kardak üzerinden yeniden bir politika, hatta yani iç politikada baktığım zaman biraz da sanki bu referandum sürecine göre bir senaryo uygulanıyor, kurgulanıyor gibi. Ama gerçekten politikacılar önemli. Mesela şöyle bir şey oldu. Biz Kolombiya'da yaptık. Hı-hı. Neden Kolombiya'da yaptık? 53 yıl sonra Kolombiya'ya barış geldi. Yani onlar 53 yıl terörle mücadele ettiler. 260 bin insan hayatını kaybetti. Siyasetçiler, gazeteciler, yani birçok büyük bir yıkım aslında. Yani milyonlarca insan evini kaybetti. Ve akabinde de 53 yıl sonra gelen bir barış süreci var. Ve toplantıyı, ev sahipliğini yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos'tu. Santos'tu. Ve Papandreou ona bir ödül verdi. Zaten Nobel ödülü sahibi kendisi. Geçen sene Nobel ödülünü aldı. Ve ödülü verirken de Sosyalist Enternasyonel adına vermedi. Türk-Yunan yani Türk-Yunan dayanışması ve dostluğu adına çok evet o ödülü o şeyi verirken onu söyledi. Dedi ki biz hani siyasette dayanışmanın, barışın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yıllarca Türkiye ve Yunanistan arasında hep böyle bir gerilim oldu ama bizim dönemimizde ve sonrasında şu anda biz büyük bir dayanışma, büyük bir kardeşlik, büyük bir komşuluk içerisinde bunu yaşıyoruz ve bu ödülü de size bu dostluğun, dayanışmanın anısına veriyorum dedi. Gerçekten ben de beklemiyordum. Benim açımdan da sürpriz oldu. Aslında tabii çok önemli bir tutum. Keşke bunu yani bu coğrafyadaki başka liderler de yapabilse. Evet. Hele de Orta Doğu'da. Evet, hele Orta Doğu'da. Hele de Orta Doğu'da. Yunanistan'ı biraz sonra konuşalım çünkü orada da enteresan gelişmeler var anladığım kadarıyla. Çeşitli ittifaklar kuruluyor. Ama yeri gelmişken burada tekrar hatırlatmak için vatandaşlarımız bazen çok önemsemiyorlar, bazen daha çok önemsiyorlar. Sosyalist Enternasyonel'in manevi veya maddi önemi nedir sol siyaset açısından?
niçin önem verilmesi ve orada çalışılması özellikle önemli? İnternasyonel falan deyince insanların aklına da genellikle Komünist İnternasyonel gelirdi eskiden. Hatta Beynelmiler Komünizm değil mi? İnternasyonel değil. Şimdi burada Beynelmiler Sosyal Demokrasi. Niçin önemli yani? Şimdi tabii haklısınız. Yani Türkiye'de sosyal demokrasiyi biz anlatamamışız. Yani ben hala bunun eksikliğini görüyorum. Hani bir laf vardır. Deve mi, kuş mu, deve kuşu misali. Biz işte sosyal demokrasi, demokratik sosyalizm, komünizm bu anlatılamamış. Onun için biraz evvel 1976'ya vurgu yaptım. Yani Türkiye'de o zaman Demirel ve bu konuda Ortanın Solu, Moskova'nın Yolu yani muazzam büyük bir kara propaganda, yanıltıcı propaganda yapmış ama rahmetli Bülent Ecevit hakikaten büyük bir irade göstermiş. Bana göre devrim niteliğinde bir karar vermiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin dünyaya açılmasına ve dünyada karar merci olmasa da önemli karar oluşturma odaklarında yer almasını sağlamış. Şimdi şöyle diyeceğiz, tabii şu anda dünyada herhangi bir sağda demokrat, sağ, liberal bir dünya temsil eden bir çatı örgütü yok. Dünyada tek siyasi partileri temsil eden çatı örgütü var. O da sol, sosyal demokrasi, sosyalizm ve işçi hareketlerini temsil eden Sosyalist İnternasyonel. Kuruluşu esasında 1876'ya kadar gidiyor. Daha sonradan işte 1. İnternasyonel, 2. İnternasyonel, sonra Moskova'daki 3. İnternasyonel. Marksizm, sonra da sosyal demokrasiye evrilmiş. Bugünkü hali 1951 Frankfurt Deklarasyonu'yla yani tekrardan oluşmuş. Arada da dünya savaşları var. Yani 1876'dan bugüne kadar var olan bir aslında ideolojiyi temsil ediyor ve dünya çapında. Şöyle diyebiliriz bizi dinleyen, izleyen seyircilerimizin anlayabilmesi için. Aslında solun Birleşmiş Milletleri diyebiliriz. Yani aşağı yukarı orada işte 153 ülkeyi temsil eden partiler var ve farklı statüde üyelikler var. Ve burada tabii burası bir karar alma merkezi merci olmasa da burada ama birçok politika geliştiriliyor ve birçok politika konusunda kararlar alınıyor ve bunlar işte uygulamaya, eyleme geçiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi bence önemliydi bu kongrede de. Eşitsizlik üzerinde çok durduk. Yani kongrenin ana teması barış, eşitlik ve dayanışmaydı. Barışı temsilen zaten Kolombiya'da olması. Orada şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani o kadar mesela Luis Ayala genel sekreter yeniden seçildi. 28 yıl. Şimdi ben bir de bilmiyordum. Luis Ayala Kolombiya'da bundan 25 yıl önce bu FARC'la Kolombiya hükümetinin arasındaki uzlaşmaları arabuluculuk yapmış. O zaman 25 yıl önce yani 53 yıllık bir çatışmadan bahsediyoruz. 25 yıl önce veya terörle mücadele. 25 yıl önce Birleşmiş Milletler bu konuda sorumluluk almamışlar. Sosyalist İnternasyonel sorumluluk almış. Luis Ayala hatta dağa çıkmış. İşte bir tarafında Kolombiya hükümeti, bir tarafında Avrupa'dan özellikle askeri gücü olan ülkeler, işte Norveç gibi, yani böyle işte Almanya gibi ve silahları teslim almışlar ve silahlar helikopterlerle ve orada şey Luis Ayala genel sekreter olarak arabuluç. Saçları uzun resimlerini gösterdi o zamanki şeylerde. Bu arada Sayın Ayala'ya da buradan selam söylemiş oldu ama kendisine de sizi de burada konuk almıştık. Evet, evet. O sık sık geliyor Türkiye'ye. Gerçekten Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor ve buradaki demokrasideki, özgürlüklerdeki yaşanan hak ihlalleriyle ilgili gerçekten bize önemli desteklerde bulunuyor. Şimdi yani Sosyalist İnternasyonel'in böyle bir şeyi var, geçmişi var. Biraz evvel eşitlikle ilgili söyledim. Mesela önemli bir karar alındı, şu karar alındı. Yarın kadınlar, Dünya Kadınlar Günü. Bir kere bütün kadınlarımızı yürekten kutluyorum buradan. Yani onların gerçekten bir kere Türkiye için, dünya için, Cumhuriyetimiz için ne kadar önemli olduklarını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve biliyorsunuz hep hani o dünya yerinden oynar, kadınlar birlik olursa. Çok da güzel yani bir şarkıdır. Gerçekten güzel bir şarkı ve ben de inanıyorum. Yani Türkiye'yi de kurtaracak olan kadınlarımız olacak. Onların birliği, beraberliği olacak. Yarın da son derece önemli bir gün. Aslında yarın dünya bu genelinde bir boykot uygulaması olacak. Öyle mi? Evet. Dünya kadınları bir boykot uyguluyorlar. Bu hayatı donduracak bir boykot, öyle söyleyeyim. Sosyalist İnternasyonel de Sosyalist İnternasyonel kadın da bunu destekliyor. Hem iki tane temel şeyleri var. Bakım hizmetlerinin iş olarak tanımlanmasını istiyorlar evde yapmış oldukları hizmetlerin. Bir de askeri harcamaların aşağıya indirilip
kısıtlama getirilip onların topluma ve kadınlara o kaynakların aktarılmasını istiyorlar ve yarın dünya genelinde bir grev yapacaklar. İş bırakma eylemi yapacaklar. Bunu dediğimde söylediğim gibi Sosyalist Enternasyonel kadın da destekliyor. Şeye gelirsek aldığımız bana göre tarihi bir karar oldu. Çok onun için de mutluyum, ayrıca mutluyum. Birleşmiş Milletler bir hedef koydu. 2030 yılında Birleşmiş Milletler dünyada siyasette %50-50 ya da cinsiyet eşitliği hedefi koydu. Hedefi koydu. 2030'da biz bu hedefe ulaşmak için çalışacağız dedi. Sosyalist Enternasyonel'de de bu genel kurulda bir sonraki, yani şu anda bizde kadın veya cinsiyet kotası %30 Sosyalist Enternasyonel'de. 4 yıl sonra olacak olan genel kurulda bu kotanın %50-50 olması kararını aldı. Yani Birleşmiş Milletler bir hedef koydu 2030, Sosyalist Enternasyonel'de aslında 2020 için bu hedefi uygulamış oldu. Bu da bence tarihi bir karar. 50-50'de gerçekten erişilmesi kolay olmayan, yapılabilirse müthiş bir şey. Ama bu kararı aldık, yani uygulamak zorundayız. Hani öyle düşünelim. Bu bir yıl içerisinde de mekanizma kurgulanacak. Yani komitelerde, delegasyonda ve işte prezidium deniyor, başkanlık divanında bu nasıl uygulanacak diye. Ama sonuçta bugün ancak Kuzey Avrupa ülkelerinde görünebilen bir şeyi, işte %50'nin üzerinde kadının olmasını Sosyalist Enternasyonel en azından bugün %30 uyguluyor. Demek ki 2021'den itibaren %50 uygulayacak. Gerçekten güzel. 8 Mart'tan bir gün önce de bunu konuşmak ayrıca hoş bir şey. Şimdi peki orada bir başka hadise daha oldu. Sizin Sosyalist Enternasyonel'deki bir faaliyetiniz diyeyim. PYD meselesi. Yani Suriye'deki işte PKK'nın kardeş örgütü. Onların Sosyalist Enternasyonel'e tam üye olması mıydı söz konusu olan ve orada sizin bir müdahaleniz oldu. Ve herhalde epeyce de gürültü kopardı en azından burada. Aslında, bir onu özetler misiniz? Tabii Cüneyt Bey, aslında şimdi Suriye'deki bu iç savaş başladığından itibaren tabii biz Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte Sosyalist Enternasyonel'de bu konuda barış nasıl tesis edebiliriz? Yani barışa katkımız ne olabilir diye çalışmalar yaptık. Çeşitli toplantılar yaptık. İşte Arap Baharı toplantılarını İstanbul'da da biz Sosyalist Enternasyonel'i Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuk ettik. Sosyalist Enternasyonel'de yani bu konuda hep bir inisiyatif almaya çalıştı. Bu iç savaş, Suriye'deki savaşla beraber bir taraftan da o son 4-5 yıl IŞİD. Özellikle işte bugün Musul Konsolosluğumuzu geri aldık. Kaç sene oldu? Yani aşağı yukarı 3 sene oldu. IŞİD o 3-4 sene evvel ciddi bir hem bölge için bir tehdit, yani radikal İslamcı bu hareket hem bölge için bir tehdit haline gelişti. Hem de batıdaki ülkeleri de kendi evlerinde vurmaya başladı. Mesela Fransa'da, Paris'te vurdu, Nice'de vurdu, işte gitti ondan sonra Belçika havaalanında eylemler yaptı. Yani Avrupa'da da birçok eylemler yaptı. Bu çerçevede aslında IŞİD'le savaşacak, yani kimse askerini, kimse kendi vatan evladını göndermek istemiyor Orta Doğu'ya, oradaki savaş ortamına. Ve orada işte Kürt hareketlerinin işte peşmergeler diyorlar. Iraklı Kürtler oluyor, İranlı Kürtler oluyor. Yani oradaki Kürt hareketleri bu Arap Baharı ile beraber mobilize oldu. Ve bu mobilize olan Kürt hareketleri de işte hem Suriye'deki sürece müdahil oldular hem de asıl IŞİD'le savaşa girdiler. İşte o noktalarda biz de Sosyalist Enternasyonel olarak tabii ki şeyimizi, platformumuzu bütün talep eden, yani orada işte ne bileyim demokrasi için savaşan veya işte insan hakları için, özgürlük için mücadele eden, diktatörlere karşı savaşan, biz de onlara karşı işte açtık, gelsinler, konuşsunlar, dertlerini anlatsınlar diye. Fakat bu süreçte PYD yavaş yavaş üye olma talebini gösterdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu doğru bulmadığımızı söyledik. O arada tabii PYD Türkiye ile görüşüyordu. Yani Türkiye'de o zamanın başbakanıyla, o zamanın dışişleri bakanıyla, o zamanın işte MIT'le, genelkurmayla ya da yani Türkiye'de hükümetin bilgisi doğrultusunda davet ediliyordu ve görüşüyordu. Salih Müslim sürekli buradaydı. Sürekli buradaydı. Hatta işte kırmızı bülten, kırmızı halıyla karşılanıyor. Evet. O basında da öyle çıkıyordu biliyorsunuz. Sık sık İstanbul'da, Ankara'da kendisini gazetelerden izliyordu. Şimdi o noktada da işte Sosyalist Enternasyonel'e üyelik başvuruları oldu.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tartıştık. Dedi ki o, yani şu anda orada bir savaş var. Sonuçta bizim açımızdan PYD'nin PKK ile bir ilişkisi var. Bir organik ilişkisi olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla PKK bizim için uluslararası bir terör örgütüdür. Can düşmanımızdır, halk düşmanıdır. Dolayısıyla biz asla PYD'nin böyle bir şeyini kabul etmeyiz dedik. Fakat olay Batı'nın büyük bir baskısıyla, yani IŞİD'le savaşma, IŞİD'den korkma ve PYD'nin de burada bir siper olma şeyiyle Batı bu konuda bir şey aldı. Bir kampanya yürüttü. Bu kampanyada ya da işte ne bileyim Afrika ülkeleri veya işte Latin Amerika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri pek bu yani bilmiyorlar Orta Doğu'yu zaten. Doğru. Yani PYD'yi, PKK'yı o kadar değerlendiremiyorlar. Ve ben etik komisyonda böyle son dakika bir şeyle yani bir üye olma statüsü gündeme geldi. Ben gerekçelerimi koydum, karşı geldim. Fakat 15 kişiyiz, işte 14'ü hemen hemen dediler ki gelsin falan. Ben yine karşı geldim. Hatta biraz hani sert de karşı geldim. Biraz rest de çektim. Hı hı. Bunun üzerine dediler ki işte şeyin nedir çekinceniz? Dedik ki ya bizim çekincemiz işte 2015'in sonuydu. Yani şimdi Türkiye'de işte PYD ile ilgili böyle büyük bir şey var. Hükümetin bu konudaki ortaya koyduğu PKK ile ilişkisi olduğuna dair açıklamaları var. Biz kabul edemeyiz vesaire falan. O arada o etik komisyonu üyeleri şeyleri hemen laptoplarından bana o zaman Sayın Ahmet Davutoğlu'yla işte veya Sayın Erdoğan'la resimleri, Salim Müslüm'ün toplantıları, aldıkları kararlar, İçişleri Bakanları, Dışişleri Bakanı bizim bakanlarımızın PYD lehine ve işte o çözüm süreciyle beraber açıklamalarını gösterdiler. Ve bana dediler ki arkadaş burası bir internasyonel bir şey. Yani burası bir bütün dünyayı temsil. Sizin iç politikanız yani dün siz bunlarla sizin hükümetiniz bunlarla el ele kol kola yol yürümüşler. Bugün karşı karşıya gelmişler. Yani biz uluslararası siyaseti sizin iç siyasetinizle alet etmeyi doğru bulmuyoruz dediler. Ben yine karşı geldim ve onun üzerine şartlı bir kabul edilişi oldu. Yani alt üyeliğe. Şart da şuydu. Gözlem yapılacak. Monitoring diyorlar. Bu ama evvelce olmuş bir olay. Yani. 2015'ten bahsediyorum. Ama o da benim açımdan yani büyük bir mücadele verdim orada. Evet. Yani girmemeleri açısından, üye olmamaları açısından. Ama mücadeleyi kaybetmemin nedeni AKP'nin PYD ile bir önceki dönem yani 2014'e kadar kırmızı halıyla karşılaması, 2015'ten sonra da kırmızı bültenle yakalama çıkartması. Şimdi bunu tabii dünya anlamıyor. Yani devlet politikalarında, dünya politikasında bu kadar tutarsızlığı kabul edemiyorlar. Dolayısıyla ben burada tabii kendi AKP hükümetinin bu politikalarını da savunamadım orada. Yani bu kadar savunabildim. Fakat şöyle bir şey aldım. Hem monitör edilecek yani izlenecek hem de tekrar değerlendirilecek hem de en önemlisi PYD benim PKK refleksim sert tepkimden dolayı PYD bir yazı verdi sosyal medyada. Dedi ki bizim PKK ile hiçbir bağlantımız yoktur, olmamıştır, olmayacaktır ve biz terörü kınıyoruz, her türlü şiddeti kınıyoruz. Ve bu konuda da taahhütte bulunuyoruz. Sosyalist Enternasyonel'in değerleriyle, prensipleriyle, işte demokrasi anlayışıyla, insan hakları anlayışıyla örtüştüğümüze dair. Yani ben tabii bundan çok rahatsız oldum ama bu şekilde geçti. Ben de bu bir yıl içerisinde yani 2015 Aralık. Ama bu arada tam üye olamadılar onlar. Hayır, olamadı. Ve gözlem altındalar. Ben de bu toplantıya bir yıl sonra bir hazırlık yaptım. Yani bu sefer içerideki politikaların dışarıda hiçbir itibarı yani AKP'nin ya da hükümetin diyelim iktidarın politikaların dışarıda hiçbir itibarı ve saygınlığı olmadığı için ben de bu sefer uluslararası alanda mesela PYD ile ilgili ne gibi araştırmalar var, ne gibi düşünceler var onları araştırdım. Bu konuda bizim değerli büyükelçilerimizden destek aldım. Buradan onu da vurgulamak isterim. Yani ben hem beraber çalıştığım çok değerli Sayın Faruk Loğlu, yine beraber çalıştığım Sayın Osman Korutürk, yine benden önce partide görev yapmış olan Sayın Şükrü Elekta, Sayın Onur Öğmen, hep bu süreçte sağ olsunlar. Hala hepsi bugün de benimle hep beraberler. Insanlar. Çok değerli insanlar. Hakikaten onlar partimizin de ülkemizin de yüz hakları. Ama benim de çalışmalarımda her zaman çok büyük katkılar oluyor. Ve o çerçevede biz uluslararası şeye baktık. Yani ne var diye. Bir baktık ki bir sürü rapor var. Bir sürü rapor ne var rapor var? Mesela Dünya Af Örgütü'nün raporu var. Amnesty International. İşte ne var mesela? Bir şeyin raporu var.
Human Rights Watch diye. Bir işte Suriye'deki yani böyle 4-5 tane çok önemli raporu tespit ettik. Aldık o raporları. Ben öncesinde hemen yani toplantı öncesinden Papandreou'ya dedim ki bak yani bunlar şimdi tam üye olmak isteyebilirler. Yani bizim bir monitör izlemimiz var Louis Ayala'ya da bu raporlara bir bak dedim. Ve oraya gittiğim zaman hakikaten PYD baktım tam üye olmak istiyor. Yani böyle bir başvurusu var. Onun üzerine ben hem daha evvelden bilgilendirmiştim. Yine o dokümanları gösterdim etik komisyonda. Dedik ki bakın ya bir kere bu parti yani PYD Suriye'de bir parti değil. Bir yani parti nasıl olunur? Yasayla parti olursunuz. Anayasaya göre parti olursunuz. Demokratik seçimlere katılırsınız. PYD böyle bir süreçten geçmemiş. İkincisi PYD'nin öyle veya böyle yani PKK ile bir bağlantısı var. Yani bize göre var. Çünkü neden var? Osman Öcalan'ın açıklamaları var. Yani PYD'yi biz kurduk. İşte 4 tane Suriye, İran, Irak, Türkiye bir kolu, Suriye kolu olarak söylüyor. Her fotoğraflarında arkada koskocaman Abdullah Öcalan'ın resmi. Evet. Canım. Yani bu Abdullah Öcalan'ın hem ofislerinde resmi var, hem yaptıkları dediğiniz gibi kapalı toplantılarda arkasında resmi var. Ve burada YPG diye silahlı bir birimleri var. Yani bir demokrasi savunmak, insan hakları, özgürlükler savunmak, haksızlığa uğrasanız bile asla yani bizim sosyalist internasyonel sol, sosyalist anlayışta silahla, şiddetle, masum insanların hayatını kat etmekle yapamazsınız. Dolayısıyla yani onların bir silahlı ordusu var. Dedi ki ben dedim ki böyle bir şey olamaz. Artı bu raporları önüne koydum ve bu raporlarda iki tane önemli şey söylüyordu. Bunlardan bir tanesi savaş suçu var diyordu. Bunlardan bir diğeri de insan hakları şeyleri var, şiddeti var. Yani insan hakları işte Araplara, Türkmenlere yani oradaki o savaş içerisinde IŞİD'le gidiyorlar işte bir köyü alıyorlar. O köyü alırlarken bir etnik bazı şeylerde bulunuyorlar. Yani bir tercihlerde bulunuyorlar. Ve bunlar raporlanmış. Onun üzerine etik komisyon bu kararı kabul etmedi. Onlar konseyde yine itiraz ettiler. Konseyde bunu kararı kabul etmedi. Şimdi bundan sonra yapmam gereken ve yapacağım şey bu konuda dışişleriyle de Türk dışişleriyle de tekrar görüşeceğim. Onların da çünkü yani devletin belgeleri resmi şeylerine ihtiyacım var ki tam olarak vereyim. Sosyalist Enternasyonel'de PYD'nin süreci dondurulsun. Yani bırakın tam üye mam üye olmayı. Yani geriye sarması lazım. Çünkü hakikaten yani bir sol insan insan hayatı için insanlık için mücadele eden bir siyaset anlayışı, özgürlük için, demokrasi için ne olursa olsun asla bir şiddetle, terörle bir araya insan hakkı ihlale gelemez. Dolayısıyla yani ben bu sürecin takipçisi olacağım ve PYD'nin de Suriye normalleşene kadar orası bir normal bir savaş durana kadar işte silahlar bırakılana kadar en azından kenarda kalmasını varsa bir sorunları yani herkese sonuçta açık yani bir, onların bir insan hakkı ihlaliyle ilgili gelirler görüşlerini söylerler taleplerini dile getirirler ama bu üyelik şeyinin geri adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben de hatırlıyorum o Human Watch ve Amnesty International Uluslararası Af Örgütü falan çok ciddi raporlar var orada. Arap nüfusun kasıtlı olarak sürgün edildiği, PYD'nin eline geçirdiği ve bunu çok fazla belgelenmiş şeyler var. Benzer bir hadise de bizzat Barzanicilerin kendi yayınlarında çıkıyor. Yani PYD'ye muhalif olan Kürt unsurları dahi ya hapse atıyorlar ya sürüyorlar diye iddialar var ve bunlar ciddi belgelenmiş. Dolayısıyla sosyal demokrasinin neresiyle uyuşuyor bu? Çok tartışılır yani. Doğru. Doğru. Evet. Böyle şaşılacak bir şey de değil. Çünkü Türkiye'deki PKK zihniyeti de aşağı yukarı böyle bir zihniyet. Yani böyle bir akrabalıktan kaynaklanıyor. Cüneyt Bey şu sıkıntımız da var. Yani ben mesela PKK ile ilgili uluslararası bir açıklamada bile karşıma şu da çıkabiliyor. Yani diyorlar ki ya siz sen böyle diyorsun ama ya senin hükümetin 2015'e kadar 2015 7 Haziran'a kadar bunlarla bir çözüm süreci yürütüyorlar diyorlar. Yani benim şu süreçte yaşadığım yani 2008'lerde hatırlarsanız Sosyalist Enternasyonel'de 2006, 2007, 2008 bu AKP Avrupa Birliği o zaman
Avrupa Birliği'ne yes diyorlardı. Hmm. Şimdi ey Avrupa Birliği diyorlar. Evet. O zaman yes Avrupa Birliği diyorlardı. Yani her şey tamam yes diyorlardı. Şimdi o dönemlerde bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonel'den çıkartılması için büyük lobi yaptılar. Ve kendilerinin başvurusu var. Yani dediler ki o zaman işte Avrupa Birliği müzakerecilerini yapan işte dışlarında yani AKP resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne atın. Çünkü Türkiye'nin Sosyal Demokrat Partisi bizi alın propagandası yaptı ve bizim hakikaten o dönemlerde onların da Avrupa Birliği'ne işte böyle süreci olumlu başlatması AKP'nin. Avrupa Birliği'nin de hatası tabii burada. Yani aldandı onlar da. Hani burada sadece Türkiye'de birileri aldanmıyor. Avrupa Birliği de aldandı ve 2010'da da referandumda aldandı ve hakikaten biz o zaman yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle başkan yardımcılığından ayrıldık. Böyle hatta bazı üyeler Cumhuriyet Halk Partisi atılsın diye bu AKP'nin de doldurmasıyla veya propagandasıyla bir dilekçe falan verdiler. Şimdi oradan bu noktaya geldik. Tabii yani AKP'nin bütün bu işte Avrupa Birliği olan ilişkileri, ne bileyim PKK ile olan ilişkileri veya işte PYD ile olan ilişkileri dışarıda inanılmaz sizin elinizi güçleştiriyor. Haklısın. Yani şimdi bunun şu bakımdan da önemi var. Çünkü PYD veya işte PKK'ya yakın kuruluşlar bunlar giderek başka uluslararası kuruluşlarda da aynı şeyi yapmaya çalışacaklar. Yani siz burada bunu belki önlediniz ama yani Türkiye Devleti bu kadar boş oturmaya devam ederse, durum eğer öyleyse her yerde bir problem olacak. Yani çeşitli uluslararası örgütlerde de muhtemelen bunu deniyorlardır. Mesela bir konu daha var önemli Cüneyt Bey. Evet. Ermenistan konusu. Ermenistan biliyorsunuz 1915 olayları sebebiyle 2015 yılında birçok ülkede aslında hukuk kararı olması gereken bir soykırım tırnak içerisindeki kararı birçok ülke parlamentosunda aldırdı. 2015'te bu Sosyalist Enternasyonel'e de gündeme geldi. Ermenistan temsilcisi olan Mario Nalbantyan, o da başkan yardımcısı konumunda. Ve biz orada da son iki yıldır yani bunun tanınmaması açısından ki çünkü Sosyalist Enternasyonel'in de baktığınız zaman herhalde üçte biri yani tam saymadım ama bir kere Avrupalıların yarısı bunu tanıdılar ki burada işte en son Perinçek kararları diyoruz. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı, üst kurulun aldığı kararlar da yani Birleşmiş Milletler'in 1945 soykırım tanımı da zaten bununla ilgili bir hukuk kararı olmadığı sürece böyle bir karar alınmaması gerektiğiyle ilgili. Ama yani işte biz o mücadeleyi vermesek Sosyalist Enternasyonel'de de o karar alınırdı. Şimdi bugün de mesela orada da ne yaptık biz? Dedik ki gelin bir yuvarlak masa oluşturalım. Bir buna isim de verdik. Hearing Committee dedik. Ve burada dedik sadece siyasetçiler olmasın. Hukukçular olsun, tarihçiler olsun, akademisyenler olsun, sivil toplum örgütleri olsun. Geniş bir katılım. Ermenistan'dan gelsinler. Londra'da olabilir. Bizim genel merkezimiz Sosyalist Enternasyonel orada. Birleşmiş Milletler Avrupa Cenevre'de olabilir. Türkiye'den gelenler olsun. Tartışalım. Başka ülkelerden katılmak isteyen de olabilir. Azerbaycan gelebilir. Ne bileyim Avrupa'dan işte Yunanistan gelebilir. Tartışalım. Yani bilgiye dayalı, evet, belgeye dayalı, arşive dayalı tartışalım. Onun sonucunda ne çıkacaksa hukukçular olacak orada, tarihçiler olacak. O kararı getiririz dedik burada Sosyalist Enternasyonel'e. Yani burada bir iki başkan yardımcısı Ermenistan ve Türkiye birbirimizi yiyeceğimize gel dedik Mario Nalbantyan'a, Papandreou'nun da burada ara buluculuğuyla Luz Ayalı'nda. Gel dedik biz burada bir örnek olalım. Yani şey kolay, kırmak kolay, birbirimizi yemek kolay, birbirimizin karşısında bir çatışma kolay. Gel zoru yapalım, siyasetçilerin yapmadığını yapalım, bir dayanışma içerisinde yapalım dedik. Bakın iki yıldır da sonra bizim iç siyaset yani seçimler oldu. Onlarda sorunlar oldu. O toplantı gerçekleşmedi ama bu toplantıda yine o kararı aslında aldık. Keşke dedik ki devam edelim, yapacağız. Yani bu sene mutlaka o toplantının ilki gerçekleşecek. Çünkü aslında biraz tuhaf bir kavga bu. Yani ben kişisel olarak tarihçi de değilim, hiçbir şey değilim ama hukuki olarak bir kere bir soykırım kararı alınamaz. Çünkü hukuk unsuru olarak soykırım kavramı zaten ondan neredeyse 50 sene sonra gündeme geldi. Böylece geriye işleyemez. Ama mesele hukuki değil diye baksak, evet orada yüz binlerce Ermeni Osmanlı vatandaşı sürülmüş ve sürülürken veya kasıtlı olarak öldürülmüş. Ve ama şimdi bu mesele şöyle bakılıyor gibime geliyor. Haddimi aşıyorum, burada tarihçi değilim ama
şöyle konuşuluyor. Gelin biz bunu sadece Ermenilere yapılan zulüm olarak ve Osmanlı şeyi açısından konuşalım veya Türkiye açısından, Türkiye'nin sorumluluğu açısından. Peki ama bu coğrafyayı toplu konuşalım o zaman. Yani bu coğrafyada o dönemde neredeyse soykırım diye tanımlanabilecek şeylere Türkler ve Müslümanlar da çok uğramışlar. Evet. Hatta bir kısmı Ermeniler eliyle olmuş. Şimdi dolayısıyla eğer bu tarihin hesaplaşması yapılacaksa bunu bir internasyonel örgüt yapmalı ve bütün coğrafya üzerinden yapılmalı bence. Şimdi deniliyor ki misal Türkiye'de şu kadar Ermeni vardı, hani o Ermeniler, yani öldürdünüz demeye getiriyorlar. Ben de sorayım o zaman. Erivan, eski adıyla Revan, Müslüman çoğunluklu bir yerde. Hadi göstersinler bir tane Türk orada. Onlar nereye gitti? Yani dolayısıyla doğru. Mesele doğru. Böyle bakıldığında doğru. Herkesin büyük acılar çektiği, belki doğru. En çok Ermeniler çekti olabilir. Ama bu halk da çok fazla, Müslümanlar da çok çekti. Hatta belki daha fazla. Dolayısıyla yani sen bana ben sana kavgasından ziyade yani burada bir barışı tesis etmek lazım. Çünkü kesinlikle. Bundan sadece dün o şeyleri, felaketleri yaratan emperyalistler bugün aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar gibime geliyor. Dolayısıyla o tuzağa düşmemek lazım. En çok da sol örgütler bundan düşmemeli. Doğru. Yani aslında şimdi hani Sosyalist İnternasyonel'de baktığınız zaman Sosyalist İnternasyonel'in gündemi aslında dünyanın gündemi olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin gündemine baktığımız zaman Türkiye'nin gündeminin bambaşka, yani popülist bir gündem olduğunu görüyoruz. Ve burada aslında ben şöyle yani daha evvel de ben sivil toplum örgütlerinde yani Türkiye'ye gönüllü olarak temsil ederken orada mesela bu Öcalan'ın yurt dışına çıkışlarında hiç unutmuyorum bir Avrupa Komisyonu'nda bir konuşma yapacağım. Hı hı. Yani Türk dışişlerinden şey bulamadım. Oradaki büyükelçiliklerden bir PKK'nın ve Öcalan'ın yapmış olduğu katliamlarla ilgili bir belge veremediler bana. Buradan İnsaf. Aradım. Bakın bu söylediğim ne zaman? 2000'li yıllarda. 2000'li yılların başında. Evet, insaf dediğiniz gibi. Şimdi burada da bakıyorum. Yani mesela işte Ermenistan konusunda ya da Ermeni bu büyük felaket konusunda. PYD konusunda. Yani Türk dışişleri sadece popülizm aslında yapılıyor. Yani hükümet sadece popülizm yapıyor. Sadece yapmış olduğu, vermiş olduğu mesajlar iç politikaya yönelik, seçmene yönelik. Halbuki dış politika iç politikaya asla kurban edilemeyecek, alet edilemeyecek kadar çok önemli dış politika. Çünkü bir devlet politikası ve orada bir süreklilik olması gerekiyor. Hükümetler değişir ama dış devlet politikası doğru. Değişmez. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız burada özellikle son 15 yıldır AKP'nin dış politikasını tamamen bir iç politika aracı olarak bunu kullanması. Avrupa Birliği'ni böyle kullandı. İşte ne bileyim ben Kürtlerle ilişkiyi böyle kullandı. PKK ile ilişkiyi böyle kullandı. PYD ile ilişkiyi böyle kullandı. Ve ön hazırlığı yok. Şimdi ön hazırlık nasıl yapılır? İşte birlik beraberlik içerisinde yapılır. Alırsın sen parlamentodaki diğer partileri de. Mesela Suriye konusunda, PYD konusunda beraber bir kararlar verirsin. Beraber müzakere edersin. Biz hatırlarsanız barış açılım sürecinde de mesela Kolombiya'da şöyle bir şey de yaptık. Onu da paylaşmak isterim. Buyurun. Kolombiya'nın Başkan Santos Nobel ödüllü ve onların senatörü aynı zamanda bizim Sosyalist İnternasyonel'de de onursal başkan oldu. Horacio Serpa bir çalışma grubu oluşturduk bundan sonraki süreçte. Yani Kolombiya modelini, Kolombiya'nın barış sürecini ve kalkınma sürecini Türkiye'nin bu PKK ile yapmış olduğu terörle mücadelede nasıl bir barış sürecine getirebilir? Burada yani nasıl bir çözüm üretebilir? Bununla ilgili bir çalışma, bir ön görüşme yaptık ve bununla ilgili de bundan sonraki süreçte bir çalışma şeyinde bulunacağız. Yani Türkiye'nin dışişlerinin veya AKP'nin bir şeyi yok. Bir doğru bir vizyonu, doğru bir gündemi yok. Her an değişiyor. Yani işte şimdi mesela bakın Almanya'ya ne mesajlar veriliyor? İşte dün Almanya ile başka şeyler konuşuluyordu. Yani Merkel buraya geliyordu, gidiyordu. Şimdi bir anda bambaşka yani ve suçlamalar çok şey. İşte Nazi yani çok yaralayıcı. Yani Türkiye'nin kendi iç politikası için bütün uzun dönemli çıkarlarımız böyle adeta kumar masasına konuluyor. Yani bana öyle geliyor dışarıdan bakıldığında. Yani bir de tabii aynen öyle ve yani AKP aslında dedikodu siyaseti yapıyor Türkiye'de. Yani dedikodu siyaseti yapıyor. O onu demiş, bu onu söylemiş, sen onu dedin, ben bunu dedin. Ey bilmem ne falan. Böyle biz şimdi ben oraya gidiyorum, bakıyorum. Orada mesela ne var? Bir iki şey söyleyeyim gündeminde. Mesela birinci konu şuydu. Kuzey Atlantik çağı artık sona geldi.
Amerika'nın, hı-hı, Batı'nın artık egemenliği bitti. Mesela Çin 1990'da dünya ekonomisinin %6'sını temsil ediyordu. Bugün Çin, bugün 2017'de dünya ekonomisinin %20'sünü temsil ediyor. Aynı şekilde Amerika %40'ı 1990'da temsil ediyordu. Bugün Amerika gelmiş %15'e. Yani artık başka bir dünya, başka bir güçler dengesi oluyor. Artık Amerika gücünü kaybediyor. Çin, Asya gücü var. Nüfusta inanılmaz bir hareketlenme var. Mesela 2100 yılında 3.2 milyar insan hayata geliyor. Yani yaşama katılıyor. Ve bunun buradaki artışın %80'i Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden. Yani oldukça geri kalmış ülkelerden katılım var. Aslında denge ne kadar değişiyor. Yani şimdi Türkiye'nin de bunlara bakarak hareket edebilmesi lazım. Yine iklim değişikliği en önemli konularından bir tanesi. Hiç duydunuz mu Türkiye'de, yani bu iklim değişikliği ile ilgili ne gibi bir şey yapılıyor? Biz ancak inşaat, demir, çimento, efendim kum, her taraf inşaat, rant. Yani Türkiye'nin gündemi bu. Orada iklim değişikliği, işte betonlaşmaya karşı, aynen, yeşile en karşı. En büyük risk altında olan ülkelerden bir tanesi de o raporlarda Türkiye. Evet. Yani evet. Ne kadar konuşuluyor. Benim. Yine mesela orada bu ekonomik eşitsizlikler, offshore hesaplarda bir rakam ortaya koydu. Belçika bir önceki başbakanı Elio Di Lupa dedi ki 25 trilyon dolarlık offshore'da para var dedi. Bu 25 trilyon aşağı yukarı dünya gayri safi milli hasılın 2/3. Yani inanılmaz bir aslında kaçak para var, bir kara para olduğunu ortaya koydu. Tabii bu muazzam bir eşitsizlik yaratıyor, fakirlik yaratıyor, eğitime inanılmaz bir şey yaratıyor. Çünkü ciddi şekilde vergi kaçağı bütün bu ülkelerde. Tabii. O zaman ne oluyor? Bir sürü insan eğitime erişemiyor. Yani dünya genelinde 70 milyon şu anda ilkokula erişemeyen çocuk var. Yeri gelmişken bugün bir haber var. Bunu da bir iki dakika yorumlarsanız sevineceğim. Uluslararası sefalet endeksi, Miser Endeksi denilen bir şey var. İki tane önemli konuya bakıyor bu. Enflasyon ve işsizlik üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye ilk 5 ülke içine girdi maalesef. Onu da arkadaşlar grafiği de göstersinler. Grafik de böyle. Birincisi Venezuela, ikincisi Güney Afrika. Şuradan gördüğüm kadarıyla Arjantin var. Yunanistan ve Türkiye. Yunanistan'ı anlarız. Yunanistan senelerdir çok büyük bir ekonomik krizin içinde. Arjantin de aşağı yukarı öyle. Brezilya zaten hakeza o şekilde. Türkiye niye burada var? Onun hesabını kim soruyor? Şimdi tabii orada iki rakam var dediğiniz gibi kriter alınmış. İşsizlik oranları ve enflasyon oranları var. Ve bu söylediğiniz tabloya baktığınız zaman iflasın eşiğindeki ülkeler diye ilk beş geçiyor. Yani iflasın eşi Türkiye'nin, hani şimdi burada hep böyle çıktığımız zaman aynı şeyi söylüyoruz ama keşke bir AKP'li bir bakan olsa yanımızda ya da başbakan olsa da bize cevap verebilse. Yani çıkmıyorlar biliyorsunuz yani bu evet, konuda. Evet, maalesef. Şimdi İşsizlik oranlarında Türkiye, yani AKP döneminde en kötü, bizim 94 yıllık, 95 yıllık Cumhuriyet tarihimizin işsizlik oranları en kötü dönemi yaşıyoruz. 6,5 milyon işsizimiz var. Yani işe başvurmayanlarla beraber, iş aramaktan umudunu kesenlerle beraber. 6,5 milyon dediğiniz zaman aşağı yukarı 117 ülkenin nüfusundan fazla bir rakama geliyor. Buna bir de 4 milyon Suriyeli sığınmacı misafiri koyalım. 4 milyon. Toplama yani kamplar sadece 350-400 milyon. Geri kalan 3-3,5 milyon nerede olduğunu bilmiyoruz. Her yerdeler. Şimdi böyle baktığınız zaman büyük bir işsizlik hakikaten kriziyle Türkiye karşı karşıya. Enflasyon ne kadar oynasalar da rakamlarla, yani Türkiye'nin şu anda iktidarın veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rakamları da dünya tarafından artık ciddiyete alınmıyor. Oynuyorlar çünkü. Milli gelirle de oynuyorlar. Bir bakıyorsunuz sabah 9 bin olmuş, akşam 11 bin diyorlar. Dolayısıyla bu son derece aslında vurucu bir şey. Yani Türkiye'nin iyi yönetilmediği ve işsizlik ve şeyde Türkiye'nin neredeyse iflasın eşiğine geldiği. Bakın orada bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. Karikatür gibi ama. Mesela işsizlikle ilgili şu ana kadar AKP'den eski bir iş insanı ve sivil toplum örgütü temsilcisi olarak tek duyduğum cümle şu. Ey patronlar, herkes bir kişi alsın, işsizlik sorunu biter. Şimdi bu dünyada, yani bu dünyada karikatürize ediliyor. Yani bu yani böyle bir, yani bu emirle, komutayla işsizlik çözülür mü? Evet, madem çözülüyordu bu zamana kadar niye çözmediler? Hazır elleri delmişken iki kişi alın deyin de bari bu mesele gelecek nesiller içinde çözülsün. Efendim tabii bu ciddiyetsiz gibi görülüyor yurt dışından bakıldığında. Bence de öyle görülebilir. Ama işte Türkiye'yi de sefalet endeksinde ilk beşe sokmayı engellemiyor.
Ne yazık ki süremiz burada sona erdi. Aslında çok konuşulacak konular vardı. Hepsini daha geniş konuşuruz umarım. Şimdilik hoşça kalın.